Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Güne başladık ama nasıl desem o kadar böyle bir üşengeçlik vardı ki üstümüzde size anlatamam. Geç saate kadar da uyumuşuz Ateş Demir'le birlikte. Bugün halılarım geldi. Bayramdan önce halılarımı yıkamaya vermiştim biliyorsunuz. Bayramı da annemlerle geçirdiğimiz için dedim ki biz yokken rahat rahat işte halısız kalabilir ev diye düşünmüştüm. Halılarımız yıkamadaydı, onlar geldi. Bazı kullanmadığım halılarını da hepsini yıkattım ben. Bir tek yeni aldığımız halıları yıkatmadım. Onun haricinde evdeki bütün halılar yıkanmış oldu. Temiz temiz de olmuş oldu. Kullanmamış olsam bile katlı bir şekilde kenarda durmuş olsunlar. Ateş Demir arkada hopluyor, zıplıyor, bir şeyler yapıyor. Ben de tabii halılarım gelmişken bir dedim yerleri sileyim. Sildikten sonra işte sereyim diye düşündüm. Ama hızlandırma yapmak istemedim bu temizlik videosunda. Şimdi süpürge tutacağım ama süpürge tutarken çekmeyeceğim. Sadece silerken hem sohbet ederiz hem video çekerim diye düşündüm. Ateş Demir, bak arkanda kim var? El salla teyzoşlara. Bay bay yap. Koş atla gel. Koş koş. El salla annem. Merhaba de. Merhaba demiyor. Teyzondan çizgi film istemişti ama ben teyzonu sileceğim için onunla oyalanmasın diye telefondan açtım şimdi. Bu arada dediğim gibi geç kalktık. Hava da çok kapalı. Bir anda böyle yazı yaşıyoruz. Bir anda kışı yaşıyoruz. Havalar güzel olsa aslında böyle biraz moral gelecek, motivasyon gelecek. Evde çok iş var yapılması gereken ama yapacak insan yok. Öyle söyleyeyim size. Dediğim gibi burayı bir sileceğim, süpüreceğim. Ondan sonra temiz temiz halılarımı sereceğim. Bu arada halılar geldi. O kadar güzel kokuyorlar ki size anlatamam. Buram buram böyle temiz mis gibi bir koku var halılarımda. Dediğim gibi şimdi sereyim. Şurada zaten koltuğu falan öne çektim gördüğünüz gibi. Arkasını süpürdüm ama silme işlemi kaldı. Silme işlemini de hallettikten sonra koltuğumu iterim. İşte eşyalarımızı yerine yerleştiririz. Yastıklarımızı koyarız falan. En sonunda yerler kuruduktan sonra halımızı sereriz. Gerçekten halısız ev bomboş oluyor. Evi gösteren şey halıymış. Bir de çocuklu olunca böyle bir iki gün gene halısız kalmış olduk eve geldiğimizde ama zor oluyor. Çünkü şıpıdık şıpıdık ayaklarıyla geziyor. Çorabını çıkarıyor. Çıkarma diyorsun inadına çıkarıyor. Yani hasta olacak falan diye çok korkmuştum. Bu arada aşkım birazcık rahatsızlandı biz döndükten sonra. Geçen gün arkadaşlarımız geldiğinde balkonda oturmuşlardı. Balkonda otururken hava onu çarptı herhalde. Bir doktora falan gitti ama böyle ani hızlı bir ilaç falan verilince hemencik toparladı. İnşallah daha da kötü olmaz. Daha iyi toparlar birkaç güne de. Akşam yemeğinden de bahsedeyim hemen. Ondan sonra işlerimi yapayım. Ay var ya sohbeti buldum. Hiç iş yapasım gelmedi. Öyle söyleyeyim size. Dünden biraz yemeğim var. Yanına belki birazcık makarna yaparım. Çünkü Ateş Demir makarnayı çok seviyor. O yüzden böyle genel olarak iş yaparım diye yemek konusunda rahatım. Öyle söyleyeyim. Kolay bir yemek yapacağız bugün. O zaman başlayalım daha fazla sizi de sıkmadan. Villadamı falan hazırlamıştım zaten. Havada bulutlu olduğu için ışıkları da yaktım. Böyle daha aydınlık gözüksün içerisi diye. Bir de bazen kamera ters açıda kalıyor sanırım. Gölgeye düşüyor. Beni bulanıklaştırıyor. O yüzden sıkıntı çekiyorum haliyle. Şimdi şu köşeden başlayalım silmeye. Hadi sil, sen de sil, temizle. Ateş Demir bana fayda sağlamaya çalışıyor ama faydamı zarar mı anlamış değilim. Anne ben de yardım edeceğim deyip duruyor. Et bakalım, anneye yardım et. Arkayı sildim bu arada, o yüzden şimdi koltuğu yıkıyorum. Ortaya da süpürge tutalım, diğer koltuğun arkasına da süpürge tutalım. Ondan sonra artık kalmış çok itmişim koltuğu bu sefer. Bir ayarlayamadım. Daldım konuşmaya. Şu çizgi filmi de kapatalım. Anneciğim, bu tarafa getir bakayım onu. Koltukların arkasını falan sildim. Bir tek orta yer kaldı. Bir de televizyonun ekranını sileceğim. Aynalarım var, masam var. Şimdi buraları da birlikte silelim istedim. Çünkü size göstermeden yapınca sonradan da bize göstermedin diyorsunuz. Haklısınız. Bazen hızlandırma yapınca da sıkılıyormuş yani. Aslında ben hızlandırma videolarını çok seviyorum. Böyle hemen her şey hızlı oluyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Ama tabii arka planda öyle olmuyor. Şöyle bir adamı kenara alayım. Ateş Demir demin bana yardım etmek istedi. Biraz yerleri sildi.
Sonra şey diyor, anne bak tertemiz oldu, tertemiz oldu. Instagram'a hikaye attım onu. Yarın sabah bu videoyu yayınlamış olursam hala daha görebilirsiniz. Takip edenleriniz varsa oradan da. Tertemiz oldu annem diyorum ama biz de tertemiz oldu. Otur otur, kalkmak yok, kalkmak yok. Anne! Sen mi yapacaksın? Ama ayakların ıslanır, terliklerin yok senin. Senin terliklerin kirlenmiş anne. Ya. Sen halıyı serersin, tamam mı? Sen koltuğa otur, ben sana halıyı getireyim. Sen halımızı koyarsın yere. Olur mu aşkım? Anlaştık mı? Ay koş, koltuğa geri çık, yürü. Ayaklarından iz olacak buralar. İşte buranın da bu derdi var. Yani sildikten sonra kuruması gerekiyor. Kurumadan yapınca annem üstüne dökülür, yapma. Kovayla oynamak istemiştim şu an. Yerleri sildim, şimdi yerlerin kurumasını bekliyorum. O esnada bu vitrinin tozunu alıyorum dedim. Ben böyle yüzeyi temizleyici mendil alıyorum. Biliyorum sizler de alıyorsunuzdur mutlaka. Valla hangisi markette uygunsa onu alıyorum. Öncelikle onu belirteyim. Niye bu marka aldın demeyin. Turco'nun, bu Baby Turco galiba. Onun şeyi, Turco markasınınkini almıştım. Bundan da memnun kaldım. Islaklığı falan çok güzeldi. Artık tozları hep bunlarla alıyorum. Ay Ateş Demir'in resmine bakar mısınız? Fotoğraf çektirmiştik demiştim ya. Bu resmi çıkarttık. Böyle arka plan falan da yapmışlar. Aynısını anneme de götürdük bayramda. Bana diyor en güzel bayram hediyesi oldu diyor annem. Ben de çok sevdim. Bir tane böyle evimize getirdim ben. Şey nasıl desem, Ateş Demir sabahları alıyor bunu eline. Anne bak bana bak, anne bana bak falan diyor. Sürekli kendini seviyor burada. Allah'ım ya, çıldırtıyor beni. Çok tatlı, görseniz. Bak bebek bebek diyor. Halbuki kendi yani bebek. Şöyle ben aynaların falan da tozunu alıyorum bununla. Gayet güzel oluyor. Leke falan bırakmıyor. Su izi de kalmıyor. İyice böyle kuruladıktan sonra güzel oluyor yani. Birçok yerde kullanıyorum. Öyle söyleyeyim size. Pırıl pırıl oldu valla. Halımı da birazdan sereceğim. Hatta onu Ateş Demir'le beraber sereriz. Öyle yaparız diye düşündüm. İnşallah o da annesine yardımcı olmak isterse. Bazen hiç olmadık yerde yardımcı olmak istiyor. Daha çok işime karışmış oluyor. Bakalım nasıl kısmet artık. Yardım ederse iyi olur. Etmezse bakacağız başımızın çaresine. Klimanın ve kumandasını çıkardık bu arada. Akşamları artık biz kombiyi kapattık. Ben bazen böyle çok üşüdüğüm bir zaman olursa şey yapıyorum. Azıcık klimayı çalıştırıyorum bir 10 dakika. Hemen ısınıyor zaten hep. Böyle o da çok üşürsem yani. Onun dışında artık yaz şeyine girdik moduna. Böyle oğluşumun resmini de koyayım da tatlı tatlı gözüksün gözümüze. O da çizgi film izliyor şu an. Bayağı kaptırdı kendini. Var ya hani açtığımdan beri sadece kamerayı çalıştırdığım esnalarda böyle şey yaptı. Bakmış oldu. Öyle çok izlemiyor yani. Onu da belirteyim. Sonra çok fazla telefon veriyorsun diyorsunuz. Ama vallahi telefon vermeden de olmuyor açıkçası. Çünkü şey, neydi onun adı? Vermek zorundayız. Ben başta diyordum asla vermeyeceğim işte. Şöyle olacak, böyle olacak. Günümüz teknolojisinde ne yazık ki mümkün değil. Yani senden benden daha iyi biliyorlar her şeyi. Yani daha güzel kullanıyorlar telefonu bile diyeyim yani. Hiç bilmediğiniz yerlere açıveriyorlar bir anda. Şaşırıp kalıyorsunuz. Hatta geçen ne yapmıştı o ya? Biz çok şaşırmıştık. Unuttum bak şimdi. Böyle hiç ummadığımız anda bir şey söyledi. Şaşırdık kaldık hepimiz. Şöyle çiçeğimi de koyayım. Burayı da yerleştireyim. Ondan sonra halımızı serelim. Ooo Ateş Demir. Hadi anneye yardım et. Eder misin? Hocam. Wow, halımızı sereceğiz şimdi. Evet, halı geldi annem. Halımızı serelim değil mi birlikte? Şu kamerayı aşağı koyayım ben. Öyle daha rahat olur. Dur ben yardım edeyim. Birlikte açalım. Dur öyle değil, öyle değil. Bak böyle. Böyle çıkaracağım. Hatta bir dakika. Kaç bakayım. Şöyle dönelim, dönelim, dönelim. Kaç, kaç oradan, kaç, kaç. Düşme. Vay,
şey, sanki tertemiz kokuyor değil mi? Söyle, tertemiz olmuştu. Dur, ben çıkaracağım şimdi, annem bekle, dur. Ne yapıyorsun öyle? Yaramaz. Dur, geri git biraz, kalk üstünden. Geri. Ha? Hadi bakalım, aç şimdi, göreyim. Harikasın annem. Vay. Ateşleme pırıl pırıl olmuş değil mi annem? Oo, mis gibi de kokuyor. Çok güzel. Beğendin mi? Ne yapmaya gitti bilmiyorum ama gerçekten pırıl pırıl olmuş. Tertemiz olmuş. Şimdi ben yerini de tam olarak ayarlayayım. Ondan sonra şey yapayım. Düzenleyeyim burayı. Salondaki işimiz bitti. Tertemiz oldu. Halamı da güzelce serdim ama Ateş Demir bir yandan dağıtmaya meyilli. Son olarak şöyle bir de oda kokusu sıkalım. Tertemiz olsun. Salondaki işlerimi bitirdim. Şimdi mutfağa geldim. Size çok güzel bir makarna tarifi vereceğim. Normalde ben kremalı ve tavuklu yapmayı seviyordum. Ama birkaç oldu keşfettim ki mantarlı da çok güzel oluyor. Gürmar'dan aldığımız mantarlar vardı biliyorsunuz. Mantarlar o kadar güzel çıktı ki kullan. Böyle 1-2 kullanıyorum her yemeğin içine falan böyle. Kıyamadım kullanmaya çünkü gerçekten çok güzeller. Şöyle göstereyim bakın, hala daha 2 tane kaldı. Şimdi onları da kullanacağım. Bu kremalı makarnanın içine koyacağım. Efendim annem, al sandalyeni, çık sen de yanıma gel. Şimdi ocağımın altını yaktım. Birazcık tereyağı koyacağım. Tereyağında mantarlarımı kavuracağım. Ondan sonra kremamı koyacağım, suyunu koyacağım makarnanın, makarnamı atacağım. Hepsi birlikte pişene kadar kısık ateşte pişireceğim onları. Zaten o suyu ve kremayı hepsini çekeceğim. Evet annem, keseceğiz şimdi, bekle. Tamam, beraber keselim. Mantarları kes diyor bana. Evet, mantarları keselim annem. Söyle teyzelere de söyle mantarları. Mantarları keselim oğlum. Evet anneciğim, mantarları keselim. Allah'ım, çıldıracağım ya. Sen makarna yiyecek misin? Hı? Tamam. Normalde hep penne yapıyordum ama birkaç oldu ateşlemiş spagetti makarna istiyor. Spagettiden yapıyorum ve çok güzel yiyor. Ben bu kadar güzel yiyebileceğimi hiç düşünmemiştim. O yüzden spagetti yapıyorum ve kremalı da gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben mantarlarımı keseyim. Kavurayım tereyağında. Size de gösteririm zaten ayrıntılı. Yağ koyacağım. Ya sen elinle atacaksın mantarları için. Ateş Demir bana yardım etmeye çalışıyor. Bilmiyorum biz nasıl yapacağız yemeği yani. Kaçın. Hayır. Bak getir böyle bak. Bir tane buraya içine at tencerenin. Tereyağımı erittim. Zaten tencerem kızmıştı. Hatta biraz daha tereyağı koyayım. Daha güzel oluyor. Sıcak da dikkat et. Getir. Ver bana. Sen anneye ver, anne içine alsın. Olur mu? Anne. Al eline mantarları. Al. Hı. Vallahi bu çocuğun mutfak aşkı ne olacak böyle. Al, hadi al eline. Bunu atacağız. At. Üzülür. Hadi at. Yavaş at. Yavaş anneciğim, öyle hızlı atılmaz. Küçük. Evet, harikasın. Anne, mantarları karıştırıyor dedi. Sen karıştırma. Mantarlarımızı bu şekilde çok böyle suyunu salmadan kavuracağız. Altı üstü rengi değişecek. Çok öldürmeyeceğiz. Sonra da sıcak su koyacağım içine. Ve de böyle bir krema kullanıyorum ben. Yağ oranı daha az oluyor. Daha lezzetli oluyor bence. Şimdi bunları hemen yapayım, sıcak suyunu da koyayım, geliyorum. Şimdi mantarlarım kavruldu, su ve kremayı ekledim içerisine. Ateş Demir de böyle bir ağlama krizine tutuldu, çekemedim o yüzden. Şu makarna markasının makarnasını kullanıyorum. Daha önce de kullandım ve çok memnun kaldım. Bu arada hiçbir şekilde işbirliğimiz vesaire yok. Sadece memnun kaldığım için söylüyorum. Çok lezzetli oluyor. Şimdi makarnalarımı da uzun uzun koyacağım. O yüzden geniş tencere kullandım. Çünkü hemen hemen böyle boyu şeklinde sığıyor buraya. Şimdi makarnalarımızı da atayım, size de göstereyim.
Tereyağımın da kapağı şurada kalmış. Kameramı zar zor yer buldum tezgahta. Ateş demir arkamda. Heh, bakalım ne çıkmış oyuncak. Dur. Açıp bakacağım ben şimdi. Tereyağımın kapağını kapattım. Şöyle makarnaları kırmıyorum. Uzun uzun koyuyorum ki pişsin içerisinde. Şöyle size de göstereceğim. Sıcaklaştıkça uçları zaten esniyor. Yarım paket kadar yapıyorum ben bu arada. Siz isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Daha yoğun krema seviyorum derseniz daha yoğun bir krema da koyabilirsiniz. Valla ben seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Kremalı makarna favorim benim. Hatta birazcık daha koyayım. Tamam. Şimdi size de göstereceğim makarnalarımı. Böyle çok yukarıda oldu. Bakın bu şekilde koydum. Ama dediğim gibi uçları yumuşuyor. Hepsi tencerenin içine rahat rahat sığıyor. Zaten su da sıcak olduğu için hemen yumuşuyor makarnalarda. Ekstra daha fazla bir su koymayacağım. Bu bütün suyu çekecek. Bütün suyuyla beraber de makarnalar da pişmiş olacak. Olduktan sonra da göstereceğim size. Tenceremin kapağını da kapattım. Ara ara açıp karıştıracağım. Bu şekilde pişmesini bekliyorum. Şimdi diğer malzemelerimi de hemen yerlerine kaldırayım. Ortada durdukça çünkü dağınıklık toplanmıyor bu sefer. Bir an önce toparlayayım. Makarnamın kapağını ara ara açıp karıştırdım. Şöyle son halinde sizlere göstereyim. Bak ateş demir pişti makarnamız. Pişti wow. Makarna. Evet annem makarna yiyecek misin? İstiyor musun? Dur çok sıcak karıştırmıyoruz. Şimdi kapağını kapatacağız. Al bir kere sen karıştır kapağını kapatalım sonra. Ay ben bu kadar tencere karıştırma meraklısı çocuk görmedim ya. Tamam karıştı. Çıkar bakalım kaşığı şuraya koyalım. Şimdi azıcık uyusun makarna, tamam mı? Uyanınca soğuyacak. Evet, uyanınca yiyeceğiz makarnayı, tamam mı? Şimdi çok sıcak. Herkese ikinci günden tekrardan merhaba. Biz Ateş Demir'le uyandık. Kendimize geldik. Kendimize gelmemiz bayağı bir uzun sürdü. Dün bayağı bir yorulmuşum haliyle. Temizlik falan yapmıştık biliyorsunuz. Bugün de kaldığım yerden devam edeceğim. Çamaşırlarım vardı. Nem resimleri değiştirmiştim. Onları çalıştırdım. Onlar yıkanıyor şu anda. Hava da bugün biraz daha güzel gibi. En azından bulutlu değil. Ara ara güneş çıkıyor, böyle yüzünü gösteriyor bize sağ olsun. Şöyle perdemizi açayım, içeri ışık girsin. Tam böyle öğle vakti şu anda. Şöyle göstereyim. Bugün bayağı bir aydınlık, güzel bir gün var. Bu arada şurada marketimiz vardı bizim biliyorsunuz. Bakın tam şurada. Onun diğer tarafında da böyle unlu mamulleri açılacakmış. Ay çok sevindim valla. İyi olmuş oldu. Böyle bir misafir falan geldi gider kuru pasta alırız. Kekler börekler yaparlarsa kekler börekler alırız. İyi olur. Böyle yakında olması güzel. En azından hafta sonları için gevrek alırız, boyoz alırız. Güzel olur diye düşünüyorum. Mutfağımda dün akşam bulaşık makinemi çalıştırmıştım. Bulaşıklarım temiz. Onlara birazdan girişeceğim. Ateş demir odasını biraz derleyip toplayacağım. Bir süpüreceğim. Koridorlarım kaldı. Onları süpüreceğim. Bir de kilerdeki dolabımızı böyle yastığımız, battaniyemiz. Ben kalın battaniyemiz vardı. Onu yıkadım. Onu yerleştireyim diye düşünüyorum. Onun dışında da akşam yemeği yapacağız. Dışarıdan da birkaç şey söyledim eve. Evin birkaç eksiği vardı. Şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim derken bir sürü de şey söylemiş oldum. Birazdan geldikten sonra da onları göstereceğim size. Ateş demir de bu arada gayet iyi. Salonda oturuyor şu anda. Sizi de ona götüreyim hatta göstereyim. Gelen halılarımın da şöyle bakın burayı görmeyin burası dağınık. Birkaçını böyle kullanmadıklarımı şeyde bırakacağım. Neydi onu? Poşette bırakacağım. Poşetiyle beraber kaldıracağım toz olmasın diye. Şimdi Ateş Demir'e götürüyorum sizi. Ateş Demir şeker yiyor teyzoşları. Hop. Günaydın. Gerçi uyanalı çok oldu. Ateş Demir kahvaltısını yaptı. Ondan sonra şeker yedi. Neden çorapların yok Ateş Demir? Çoraplarını çıkarmış Ateş Demir. Neden yok çorapların? Ay çok güzel ayakların. Güzel ayaklı seni. Güzel ayaklı. Hadi şekerden teyzoşlara da ver.
Verir misin? Ay yerim seni annem. Ay çok tatlısın. Sen ye, sen ye. Teşekkür ederim, sen ye. Hadi sen şekerini ye, ben de işlerimi halledeyim. Hep de aynı açıyı kullanıyormuşum gibi oluyor ama kusura bakmayın. Şimdi marketten aldıklarım geldi. Trendyol'dan aldım bu kez bu arada. Buraya ilk geldiğimizde ben eski evimizdeyken çok kullanıyordum Trendyol marketi. Hep oradan mesela bir şeyler söylüyordum, eve geliyordu falan. Bir de çok memnundum ürünlerinden. Ama burada Trendyol her yere hizmet vermiyordu. Çünkü bayağı bir şehirden uzaklaşmış oluyorduk daha tepede olduğumuz için. Şimdi geliyormuş artık. Baktım ki dedim madem geliyorsa ben dedim bir şeyler alayım. Aslında çok aşırı bir şey almamıştım. Şöyle ciğer aldım bir tane. Bunu akşama yapacağım. Onun haricinde ateş demiri bir tane pinguin aldım. Bunları sadece alışverişin tamamlamak için de, hani belli bir tutarı tamamlamak için de. Bir tane daha böyle çikolata aldım. Sonra şöyle taze soğan aldım. Taze soğan ne kadar aldım tahmin edemezsiniz. 10 lira mı neydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Dolmalık biber aldım. Yarım kilo. Oo yarım kilo ne kadar çok var. 2, 4, 6, 7 tane var. Yeter de açar bu bize. Sonra şöyle domates aldım. Göstereceğim şimdi. Heh. Şöyle çeri domates aldım. Küçük küçük. Güzel olur diye düşündüm. Ondan sonra patlıcan aldım. Şöyle 1 kilo kadar. Yeter de artar diye düşünüyorum. Bayağı şey almışım. Bu arada hepsine toplam 400 lira falan vermiş olmam lazım. Ciğer de dahil. Onun dışında başka da bir şey almadım. Akşam böyle bir şeyler yapacaktım. Soğan falan da lazımdı. İyi oldu. Aslında saksın falan olsa böyle balkona soğan diksem çok güzel olur. Böyle taze soğan falan olur. Büyük soğanla. İyi olur yani. Aldıklarımı da sizlere göstermiş oldum. Şimdi bir de kahve yapayım kendime. Bir kahve içeyim. Ondan sonra kendime gelip hemen geri geliyorum. Kameramın şarjı bitti iş yaparken, o yüzden video çekemedim. Kameramı şarjı takmıştım. Şimdi de dolmuş. Ben kilerimi düzenledim. Şöyle bir göstereyim size. Birkaç tane battaniyem vardı. Onları şuradaki dolaba koydum. Dolaplarda da genelde her şeyi hurçla bırakmıştık annemle. Yine böyle aynı şekilde hurçlarla olmuş oldu. Her şeyi dizdim. Şu battaniyeyi yeni yıkamıştım kendim. O da orada kaldı. Bu şekilde böyle düzenli bir şekilde duruyor. Hurçların içine daha iyi olur diye düşünmüştük. Gerçekten de öyle oldu. En azından toz olmuyor, kirlenmiyor. Zaten dolabın da içinde. Buranın da yerini sildim. Çamaşır makinem de bitti, beni bekliyor. Makinenin üzerinin tozunu aldım. Deterjanlarımın dışlarını falan sildim. Bir tek oda kokusunu bıraktım. Bizim burada böyle bir kirli sepetimiz var kendimizin. Ateş demirinkileri ben böyle bir karton kutusu vardı. Karton kutusunun içine koyuyorum. Onunkileri ayrı, bizimkileri ayrı yıkıyorum hala da. Ama mesela bizim deterjanımızdan kullanıyorum. Makinem de bitti. Şimdi onu da hemen boşaltayım. Balkona sereyim hava daha güneşliyken. Ama tertemiz oldu dediğim gibi. Her yeri silmiş, pırıl pırıl yapmış oldum. Şu eşyaları da yüklüğe koydum ya. Tamam artık rahatladım diyebilirim. Şimdi hemen gidip balkonumu da bir yıkayayım. Çünkü her gün de yıkasam balkonu asla temiz bırakamıyoruz. Çiçeklerden, papatyalardan çok fazla polen var. Her kova döküşümüzde böyle makine hala beni çağırıyor. Yemyeşil böyle polen dökülmüş oluyor. Bunları da balkona serersem daha çabuk kurur diye düşünüyorum. O yüzden işlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün her yeri süpürdüm. Dedim hazır süpürmüşken buraları da bir vidayla geçeyim. Suyum vardı zaten. Sabah hazırlamıştım buraları da silmek için. İyi oldu. Dünküyle de balkonu yıkadım. Hem dünkünü kullanmış oldum. Hem de tekrardan böyle yeniden bir su yaptım. Halı olunca artık böyle komple kaldırmıyorum. Bazı günler komple kaldırıyorum. Silmesi, temizlemesi daha kolay oldu böyle olunca haliyle. Halı gerçekten evi böyle gösteren şeymiş. Onu fark ettim. Böyle ben bütün boşlukları siliyorum şu anda. Siz tam göremiyor olabilirsiniz. Ateş Demir neredesin? Ateş Demir'de ayakkabılığı da bir düzenledim, derledim, topladım. Oraları da böyle sildim. Yüzey temizleyici mendilimle. Güzelce tozlarını almış oldum. Gel annem neredesin? Gel yanıma getir, burada yap. Göreyim seni, ne yapıyorsun?
Diğer odaların kapılarını kapattım. Oraları da... Ne oldu? Gel. Oraları da yarın bitiriyorum dedim. Süpürge tutmuştum zaten. Ama birazdan da yemek hazırlığına başlamam lazım. Sen de mi sileceksin? Al sen sil bebeğim. Al. Kenarları bak. Taşları sileceğiz. Orayı silmeyeceğiz annem. Burayı sileceğiz. Ne istiyorsun? Git al ne istiyorsan. Koş al gel. Vallahi Ateş Demir yardımcı mı oluyor? Yoksa daha çok el ayak dolaşı mı? Oralara götürme. Gel kirlenir orası. Gel gel. Götürdü içeriye bile dayı. Alayım ben devam edeyim. Bütün işlerimi hallettim. Çamaşırlarımı da serdim. Onları da göstereyim size. Balkonumda pek alan olmadığı için balkona kamerayı çıkaramadım haliyle. Bakın şöyle göstereyim şurada. Her yere serdim. Büyük boy olduğu için her şey malum yani şey olmuyor. Neydi onun adı? Çamaşırlık hepsini almıyor. Balkon demirlerine de iki tane çarşaf atmış oldum. Hepsi de tertemiz olmuş oldu. İyi günlerde kirlensinler inşallah. Ateş Demir de salonda oturuyor. O otururken ben de yavaştan artık akşam yemeği hazırlığına başlayayım istiyorum. Saatte 5.30 olmuş neredeyse. Öncesinde videomu editlemek istiyorum sizler için. Bir aksilik olmazsa bu akşam da yayınlamış olacağım. Yani sıcak sıcak taze taze bir video gelmiş olacak. Bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.